Nedim Şener Sızıyorlar, yakalanınca itirafçı oluyorlar. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın FETÖ'nün kripto haberleşme sistemi Bailok konusundaki incelemeleri çok ilginç sonuçlar vermeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Bailok bilgileri üzerinden yapılan incelemede siyasi parti teşkilatlarına sızan FETÖ mensupları belirlendi. Bunlardan iki örnek vereceğim. Birisi örgüt talimatıyla AKP'ye sızan Yusuf Coşkun, diğeri de CHP Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı da yapmış olan parti üyesi Mehmet Emin İlbey. Önce Yusuf Coşkun'un 22 Mart 2022 günü verdiği ifadeye göz atalım. 2015 yılı içerisinde Hasan Hüseyin Şen isimli kişi bana ve Abbas Em'e AK Parti içerisinden bilgi alabilmek için bir projelerinin olduğunu, gençlik kollarına girmemizi, toplantılarda ne konuşulduğu hakkında bilgileri kendisine iletmemizi ve sadece Abbas M ve benim katılacağım bir ev olacağını, bu evde kalabileceğimizi söylemişti. Biz de bu teklifi kabul ettik. Hasan Hüseyin Şen'in bizi seçmesinin sebebini ise örgüt içerisinde aktif rol almadığımız, çok fazla tanınmamamız, sosyoekonomik durumumuzun iyi olması Ailemizin örgütle bağlantılı olmaması olarak belirtilmişti. Siyasal bilimlerde okuduğumdan dolayı siyasi partilerde bulunmam çok zor olmuyordu. İlk başlarda Sütlüce'de bulunan AK Parti İl Başkanlığı Siyasal Bilimler Departmanı'na CV ile başvurdum. Arapça ve İngilizce yabancı dilim olduğu için beni il teşkilatına kolaylıkla kabul etmişlerdi. AK Parti il teşkilatı gençlik kollarının haftalık toplantılarına gitmeye başladım. Konuşulanları Baylok programı üzerinden Orhan isimli kişiye bildirdim. 4-5 ay sonra Hasan Hüseyin Şen, AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilatı'na gidip neler konuşulduğu hakkında bilgi almamı istemişti. Konuşulan konuları yine Baylok programından Hasan Hüseyin Şen, Orhan ve Halil İbrahim isimli kişilere yazardım. MHP ve HDP'ye de sızdılar. AK Parti gibi CHP, MHP ve HDP içerisinde de görevlendirdikleri bizim gibi üniversite öğrencilerinin olduğunu Hasan Hüseyin Şen'den duymuştum. Benim bir alt dönemimde siyasal bilimlerde okuyan Mehmet Emin İlbeyli isimli kişiyi de görmüştüm. Hasan Hüseyin Şene bu kişiyi sorduğumda bana CHP gençlik kollarında bizim gibi görev yaptığını belirtmişti ancak kod ismini bilmiyorum. FETÖ itirafçısı İlbeyli. CHP üyesiyim, gazeteciyim. FETÖ mensubu Mehmet Emin İlbeyli ise kendi ile ilgili gerçekleri 6 Nisan günü verdiği ifadede itiraf etti. Independent Türkçe isimli internet sitesinde gazetecilik yaptığını söyleyen Mehmet Emin İlbeyli önce yalan ifade verdi. Örgütle ilişkisini Baylok kullandığını inkar etti ancak daha sonra itirafçı oldu. CHP Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı da yapan İlbeyli, CHP üyesi olarak partideki konuları Baylok üzerinden örgüte aktardığını itiraf etti. 1993 doğumlu olan ve 2010 yılında liseden mezun olduktan sonra üniversite hazırlık döneminde FETÖ ile ilişkisi başlayan Mehmet Emin İlbeyli örgüt evindeki hayatıyla ilgili şunları anlattı. Ben bu evde kalırken Hasan Hüseyin Şen isimli şahıs Osman Ballı ile görüştürdü. Ben Hasan Hüseyin Osman Ballı vardı. Ben bu sürede CHP Gençlik Kolları üyesiydim ve etkinliklere katılıyordum. Osman Ballı 2013 yılında beni aradı. Doğancılarda yemek yedik, bana partiyle ilgili sorular sordu. Cumhuriyet Halk Partisi içinde olan tüm olayları bilmek istediklerini söyledi. Ben de aramızdaki konuşmada partiyle ilgili gündem maddelerinden bahsettim. Bana düzenli olarak bilgi verip veremeyeceğimi sordu. Ben de düzenli olmasa da verebileceğimi söyledim. Kendisi WhatsApp kullanmadığını, sonrasında Baylok olduğunu öğrendiğim kurulumunu yaptı. Ben de bir iki kez Baylok üzerinden parti gündemiyle ilgili gönderiler yolladım. Renklendirilmiş FETÖ'cülere dikkat. Aradan zaman geçti, beni aradı ve bana Atatürkçü Düşünce Kuruluşu'na üye olmam gerektiğini söyledi. Oradan da bilgi almak istediklerini söyledi. Bir iki gün sonra Osman beni aradı ve yuvaca kahvaltıya gideceklerini söyledi. Beraber yuvacığa gittik. Bu esnada arabada Cemil Tokuyucu da vardı. Osman bana Cemil'in CHP Kadıköy Parti üyesi olduğunu tanıyıp tanımadığımı sordu. Tanımadığımı söyleyince bizi tanıştırdı. İl Beyli sorgusunda Twitter hesabından yaptığı bazı paylaşımlar da sorulmuş. Bunlardan birisi de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile adalet yürüyüşü sırasında çekilmiş ve yollar yürüyerek aşılır metniyle fotoğrafını paylaştığı tweetiydi. Bunu da ben gazeteciyim ayrıca CHP üyeliğim vardır diyerek açıkladı. Bu arada itirafçı olduğu için serbest bırakıldı. Son birkaç yıldır FETÖ'nün tüm siyasi partilerin il, ilçe, gençlik, kadın teşkilatlarında örgütlendiğini yazıyorum. Kriptotipler kol geziyor. Parti yönetimlerinin buna dikkat etmesi gerekiyor. Parti üyesi kimliğine bürünmüş örgüt deyimiyle renklendirilmiş örgüt üyeleri her türlü provokatif söz ve davranışı sergileyip toplumda infial ve kaos yaratabilirler. Nedim Şener, Hürriyet. Tunca Bengin, Biden F16 kavşağında. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye gönderdiği mektuptaki Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışının Amerika'nın ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olduğu ve NATO'yu güçlendireceği vurgusu tam anlamıyla bir musibet bin nasihatten yeydir evladır sözüyle örtüşen bir durum. Çünkü uzunca bir süredir Amerika'nın anlaşılmaz tavrı nedeniyle gerilimin pik yaptığı ve Türk-Amerikan ilişkilerinin Arap saçına döndüğü, hatta kopma olasılığının dahi konuşulduğu günlerde görüş belirten askeri ve istihbari kaynakların kesiştiği ısrarla yinelediği nokta şuydu. Türkiye'nin jeopolitik ağırlığı, jeopolitik değeri daha da artıyor, arttı. Nasıl soğuk savaş döneminde Kafkasya'nın kontrolü ve boğazların kontrolü Türkiye'nin jeopolitik değeri Amerika için önemliydi. Şimdi de Amerika'nın bugünkü küresel güç mücadelesinde Türkiye büyük önem arz ediyor ve bunun içinde jeopolitik durum çok daha fazla değerlendi. Bunda da savunma sanayindeki gelişmeler, özellikle İHA'lar, SİHA'ların kullanılması Türkiye'nin son harekatlardaki başarısı büyük etken oldu. Dolayısıyla tüm bunlara ve NATO'daki güç dengesine bakıldığında Amerika'yı kendi asıl liderlik mücadelesinde bir yerlere götürecek olan Türkiye'nin önemi ortada. NATO'nun stratejik hedefleri içerisinde coğrafyası ve gücü bakımından Türkiye kritik önemde. Yani Amerika'nın Türkiye'den vazgeçme lüksü yok. Ama Amerika'nın görüntüsü, tavrı ise daha çok dediğim dedik çaldığım düdük havasındaydı. Evet, arada bir Türkiye önemli bir savunma ortağı ve NATO müttefiki gibisinden laflar ediyor. Yani Türkiye'nin NATO'daki gücünü anımsarmış gibi bir rüzgar estiriyor ancak o kadar. Yoksa genelde yaptıkları müttefiklik ruhuyla ve stratejik ortaklıkla asla örtüşmüyor. Aksine yekten hasmane tutum içeriyor. Terör örgütü YPG PKK'ya olan sevdası S400 hava savunma sistemi aldın gerekçesiyle parasının ödenmesine rağmen Türkiye'ye F-35'leri vermeme kararı F-16'lar konusunda ağırdan almasıyla bunu da fazlasıyla gösterdi zaten. Açıkçası Rusya-Ukrayna savaşına dek NATO müttefikliği falan da pek umurunda değildi Amerika'nın. Hatta bu tavrını savaş öncesindeki gerilimli süreçte de ortaya koydu. Biden, olası gelişmeler konusunda yürüttüğü telefon diplomasisinde Türkiye dışında herkesi arayıp konuştu. Dolayısıyla Biden yönetiminin hafiften U dönüşü diye de nitelendirilen F-16 mektubu, Rusya-Ukrayna savaşında gelişmeleri öngöremeyen Amerika, nihayet Türkiye'nin önemini ve değerini gördüğü anlamında olumlu ve ilişkileri geliştirme açısından umut verici, ancak samimiyet bağlamında bir o kadar da düşündürücü. Şöyle ki evet F16'larla ilgili olarak Beyaz Saray'da, Biden'da olumlu bir hava, atmosfer söz konusu. Hatta mektuptaki NATO'nun ihtiyacı var vurgusu kritik ama Kongre'nin onayı olmadan uçakların verilmesi de söz konusu değil. Bu durumda acaba Biden yönetimi gerçekten Kongre üyelerini ikna edebilecek mi ya da samimi olarak bunu istiyorlar mı sorusu önemli. Yani Biden yönetimi ya gerçekten bastırabilir ya topu kongreye atıp elindeki bütün kartları kullanarak baskı yapmaz. Yapıyor gibi görünür. Sonunda da ben çaba harcadım ama olmadı diyebilir. Daha önce de örneklerini sıklıkla gördüğümüz iyi polis kötü polis senaryosu yani. Tabi bu arada bunların altyapı çalışmaları yapılmıştır. Kongreden farklı bir sonuç çıkmaz, Amerikan yönetimiyle kongre arasında bir sorun olmaz, olumlu sonuç çıkacaktır ama belki miktar kısıtlaması olabilir. Yani 40 tane F-16 değil daha az diyenler de var. Kısacası Türkiye'ye F-16'ların satışı konusunda Biden gerçekten samimi mi yoksa bunun yeni bir iyi polis kötü polis senaryosu mu olduğunu yakında göreceğiz. Yani söz konusu olan yeşil ışık değil henüz sarı. Tunca Bengin, Milliyet